Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem besleyici hem çok kolay hem çok lezzetli çok güzel bir yöresel yemek tarifiyle geldim. Sünüberi yemeği diğer bir adıyla şıh mualla yemeği nasıl yapmışım buyurun tarifine başlayalım. Öncelikle kaynayan suya şöyle bir su bardağı kadar yeşil mercimeğimizi ekleyip 5 dakika kadar kaynatalım. Çok fazla pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir şişmeye başlamadıklarında ocaktan alacağız. Pişmesini, açılmasını beklemeyeceğiz. Hemen altını kapatıyoruz. Ve suyunu süzdürüp bir kenara alalım ve yemeğimizi yapmaya başlayalım. Şöyle doğradığım iki tane pardon üç tane Patlıcanım var. Küçük yuvarlak patlıcan kullanırsanız daha lezzetli olur. Benimkiler biraz dolapta beklediği için kararmaya başlamış. Tuzlu suda bekletip acı suyu geçtikten sonra tenceremizi alalım. Bir tane soğanı ince dilim dilim doğrayıp ekleyelim. Bir tane yeşil biber ekliyoruz. 2 tane küp küp doğradığımız büyük domatesi de ekleyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir kavurma işlemi yapmayacağız öncesinden. Hepsini bir tencereye koyacağız. Yeşil mercimeğimizi de ekleyelim. Mercimeğim biraz fazla oldu benimki. Birazcık azaltabilirsiniz isterseniz. İsterseniz de benim gibi böyle bol mercimekli yapabilirsiniz. Bir çay bardağı suyla açtığım yarım yemek kaşığı salçasını da ekliyorum. Şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. Tuz. Biraz karabiber. Birazcık kimyon. Birazcık da kırmızı pul biber ekleyeceğim. Acı sevmeyenler eklemeyebilirler. Şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağını ekliyorum. Birazcık su ekleyeceğim şimdi suyunu da ekledikten sonra ocağa alacağız kaynamaya başladığında hafifçe karıştıralım patates patlıcanları e, ezmeden şöyle bir baharatı salçası suyu geçsin diye karıştıracağım suyunu da ekledikten sonra pişmeye bırakacağım Ara ara su eklemeyi ihmal etmeyin. Mercimek çok su çekiyor arkadaşlar. Eğer patlıcan ve domates yeteri kadar su salmazsa yemeğiniz koyu olabilir. O yüzden e, kaynarken bakın su ihtiyacı varsa yemeğin e, kettle'da kaynayan sudan birazcık yarım çay bardağı, yarım çay bardağı kadar ekleme yapabilirsiniz. Yemeğin pişti. Gördüğünüz gibi 10 dakika gibi kısa bir sürede de pişiyor. Evet yemeğim servise hazır halde. Hepsi güzelce pişmiş. Patlıcanları kontrol ediyorum. Ve ocağın altını kapatıyorum. Birazcık soğuduktan sonra servis tabağına alacağım. Et yemeklerinden daha lezzetli. Hem de protein açısından besleyici bir yemek. Bence mutlaka denemelisiniz. Diyetli olanlar, özellikle beslenmesine dikkat edenler için harika bir yemek. Hem doyurucu, hem de kalori bakımından daha az e, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hatay yöresinin bu güzel yemeğini e, henüz denemeyen varsa mutlaka denesin diyorum. Gerçekten çok lezzetli. Yanına yoğurtla muhteşem bir yemek pilav yapmanıza da gerek yok. Deneyecek olanlar güvenle deneyebilirler arkadaşlar. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi merakla bekliyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.